kaderin de sınırsız olasılıklarından bahsediyorsun ya Aynen. Deniz. Hatta şey ayetlerden de işte kuantumdan da bahsetmişsin. Herkesin faili de mağduru da kendisidir diyorsun. Tabii ki. Tabii. Ayetleri okuyalım mı burada? İster misin ya da Olur. sen bahsetmek ister misin? Şimdi kader kısmında arkadaşlar hemen 3 ayet koymuş Deniz Erten. Hemen onları okuyorum size. Yine işaret birden göstereyim. Detaylıca okuyanlar. Biz sadece tadımlık bir şey yapıyoruz. Detaylarıyla isteyenler kitapları edinsinler. Sayfa 43'ü açtım bu arada. Kader kısmına bahsine girişte 3 ayetten bahsediyor Deniz zaten. Bunlardan birincisi İsra 13. Her insanın ameline veya kaderine boynuna bağladık. Diğer ikisini de okuyayım mı? Yoksa sen? Çabasına bağladık. Çabasına bağladık. Aynen. Necm 39. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Şura 30. Size ne bela isabet etmişse elleriniz ile yaptıklarınızın sonucudur. Allah birçoğunu da affediyor. İşte bu kadar. Ben sana şey söyleyeyim. Kapat hadi güle güle kapatalım. Bitti yani. Hayat bu yani. Yani anladın mı? Ya, o kadar net. Yani demin anlattığım gibi kimse kendi taşıyabileceğinden fazla yük yüklenmez. Allah ona yüklemez ama sen ne yaparsın? Sen gidersin birine sistematik kötülük yaparsın. Bak kendine yükledin. Elinle yaptığında sana geri döner. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi hani benim hep yine mesela 5. kitapta anlattığım bir şey. Allah seriul hisaptır. Şimdi biz bu esmaların şey zannediyoruz. Yani bakın Kur'an tasavvuf varoluşu anlatıyor. Hani bu çok böyle sevdiğimiz felsefeciler var ya işte Sokratesler, işte Eflatunlar bunlara böyle hani hayran hayran. Ya arkadaşlar bakın Kur'an bunların hepsini anlatıyor. Zaten onlar da Allah'ın şeylerini kullanıyorlar, bilgisini kullanıyorlar. Ve şöyle bir durum var. Şimdi sen bazı şeyleri fark ettiğin zaman diyorsun ki ya bir dakika diyorsun. Şimdi sen ayeti okuyorsun diyor ki insan ancak çalıştığı kadardır. Yani insan ancak çalıştığı kadarı var. Yani sen demin ki mesele gibi ben dua ediyorum olmuyor diye bir şey yok. Bak Allah seriul hisaptır demek hani esmalar nedir? Ya esma mesela şudur bak. Kaps hali bast hali derler işte kaps esmasını çekersin bast esmasını çekerler falan hani biliyorsun esmaları okurlar böyle. Bakın kalbimiz kaps bast kaps bast. Kaps, bas, kaps, bas. Bakın kainattaki her şey bu şekilde. Dünyamız bile biliyor musunuz nefes alıyor şöyle. Kaps, bas. Bakın bu da esma tecellisidir. Yani esma demek, esmayı anlamak demek aslında sistemin nasıl işlediğini anlamak demektir. Allah serul hisap demek şudur. Allah'ın sistemi yani ismi cami. Çünkü Allah demek bir ismi zat, o zata ses, o zatın ismi olarak geçiyor. Bir de Allah ismi cami. Yani Allah'ın kurduğu sisteme de Allah denir. Tamam mı? Allah seriul hisaptır şu demek. Burası bir burada bir sayma sistemi var. Sayma sistemi. Direkt olarak bir bilgisayarda neyi hani enter neyi girersen sana tık 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 döküm verir ya. O seriul hisaptır işte. Sistem de böyledir. Neyi arıyorsan onu bulacaksın diyor Mevlana Hazretleri. O yüzden neyi yapıyorsan da onu bulacaksın. Ve elinle yaptıklarının karşılığını bak diyor ki iyilikler Allah'tandır. Kötülükler nefsindendir. De ki hepsi Allah katındandır. Sistem, serul hesap, bir bilgisayar. Allah'ın ilahi bilgisayarı içinde yaşıyorsun. Şimdi bazı Amerikalı bilim insanları o kadar komikler ki yani ben artık çok naif buluyorum bu olayı. Diyor ki bize acaba diyor paralel evrendeki diyor bir çocuğun diyor anne o kadar komik ki buna inanan insanlar var ve de bilgisayar oyununun simülasyonun içinde miyiz diyor yani. Ya o çocuğu kim yarattı bari? Ama bu, yani o kadar hani anlatabiliyor muyum? O kadar artık uzaklaşmış ki yani buna inanıyorlar. Veya bizi Anunnakiler yarattı ama Anunnakiler de Allah'a inanıyordu falan. Yani bu kadar gitmiş kafalar yani. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Hani peki bunları kim yarattı? Yani bunları kim yarattı? Bir sonuca gelmen lazım yani. Gel artık yani. Tamam mı? Ve bu sistem serul hisaptır. Yaptığını bulursun kardeşim. Ama eğer ki sen uyanırsan, tövbe eder, hani gönül alır, helalleşir vesaire yaparsan, işte Allah da onun çoğunu siler diyor. Yani Deniz, mesela işten atıldım.
bir şey yaptım ve onun karşılığı mı? Kolum kırıldı. Hani bu yine bir şeyin karşılığı mı? Kendim mi yapmış oluyorum? Daha anlaşılsın diye soruyorum. Ehlullah olarak, ehlullahın bakış açısı. Direkt olarak. Direkt. Direkt yani. Hiçbir şey, bak şöyle diyor. Yaprak bile Allah izin vermeden düşmez. Tamam. Ya tabii ama bak bunların içinde şunu unutmayın. Ceza kelimesi karşılık demektir. Bizim hukukta kullandığımız, biliyorsun hani ceza hukukunda da iyi olduğum için, bizim hukukta kullandığımız ceza gibi değil o. Yani biz hukukta cezayı daha çok böyle şey verme, kötü bir karşı, yani kötü bir karşılık verme gibi. Hayır. Ceza Arapçasında iyiliğin cezası iyiliktir diyor. Kötülüğün cezası kötülüktür diyor Kur'an'da. Rahman suresi mi denli? Hemen okuyayım. Şurada. İyiliğin cezası iyilik, kötülüğün cezası kötülüktür. Rahman 60. Burada iki şey daha eklemişsin. Hemen onları da okuyayım. Tam yeri gelmişken. Nisa 79. Sana iyilik olarak ne erişirse Allah'tandır. Sana kötülük olarak ne dokunursa o da kendi nefsindendir. Enam 160. Kim bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 misli vardır. Kim de bir kötülükle gelirse ancak onun aynısıyla, dengiyle karşılığını yaşar. Onlar zulme uğratılmazlar. Ya. Zilzal 7-8. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre ağırlığınca şer işlerse onu görür. Arkadaşlar ya bakın, inanın her gün bir iyilik hareketi yapalım. Mesela yarınki hedefimiz hayvanları iyilik. Yani bulabildiğimiz kadar hayvana su verelim, yemek verelim vesaire yapalım. Ertesi gün mesela bitkileri yapalım. Ertesi gün tekrar sokağı temizleyelim. Ertesi gün tekrar işte komşumuza yapalım, ona yapalım. Kendi içsel çatışmalarımızla ilgili daha düzgün hale gelelim. Yani her gün bunu yapalım. Toplu olarak bunu yapalım ve bunu Allah için yapalım. Yani bunu sadece Allah için, bak. Allah için ne demek biliyor musun? Bu şunun gibi bak, yine teşbihte hata olmaz. Yani sana annen diyor ki ya, hatırım için şunu ye, hadi şu son lokma dersin ya çocuğuna küçükken, hadi bunu hadi benim için ye, bunun için. Ya senin annenin karnına gitmiyor yani. Anlıyor musun? Senin sağlıklı, senin başarılı olmanı Allah istiyor. O diyor ki senin annenin sevgisi, merhametiyle benimki ya kıyas, diyor ya 99'dan birdir yani. Kıyaslanacak bir sevgi durumu yok. Onun için Allah için bir şey yapmak şudur. Senin kendi hakikatin için, senin aslında kendi ilahi hakikatini ve sonsuz hayatını inşa ederken ki en güzel noktaya taşınabilmen için Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Bunu unutmayalım. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Arkadaşlar Allah'a muhtacız. Başka yolu yok ve bunun kadar güzel bir şey yok. Ya Allah'la şöyle baş başa geceleri şöyle buluşuyor musunuz ya? Ay Allah'ım ya, nasıl güzel bir şey ya. Nasıl bir hissiyat. Ya şöyle Allah'a secde etmek kadar güzel ya. Şu alnımızı secde görsün ya. Yemin ederim bakın, hiçbir şeyden almadığınız kadar büyük bir mutluluk ve güven hissiyatına gireceksiniz. Ve onu yapmadığınızda artık rahatsız olacaksınız. Çünkü ruhunuz biliyor. Ruhunuz bunu özlüyor. İnsanların yaşlandıklarında gece uykularının alınması bu yüzdendir. Ruh der ki bak, gerekeni gereken zaman yapmadın. Kalk uyan da bari. Allah'a giderken yüzümüz olsun. Kendini gerçekleştirmek için fırsat olsun. Kalk uyan diye uyandırır. Uyutmaz. İnanın bana. Yani Allah'ın kucağında. Allah'ın hani derler ya dizinde yatmak. Hani teşbih söylüyorum lütfen. Böyle bir şey yok. Arkandan iş çevirmeyen başka birisi yok. Senden bir beklentisi olmayan başka birisi yok. Senden beklentisi dua etmen ya, yani kendini düzeltmen, burada kendini gerçekleştirmen, o da senin için yani. Böyle bir huzur yok. Gerçekten ben Allah'la ilişki kuramayan kardeşlerimde çok üzülüyorum. Ben kızma falan haşa, ben kimim? Zaten kızanları da çok eleştiriyorum çünkü Evrullah'ın tavrı bu değil. Allah'ın tavrı bu değil ya. Allah kendisine söylenmesine izin veriyor yani, düşünebiliyor musun? Ama hala veriyor. Rızkı veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Hala da işaretleri yağdırıyor. Dönsün diye yani. Uğraşıyor. Yani Allah isterse yapar ama sana da özgür irade verdiği için yani sistemi uğraştırıyor. Şimdi birkaç tane kaderle ilgili söylemek istediğin başka şeyler lütfen var mı Deniz? Yoksa takipçi sorularından biraz geçeyim mi? Şöyle, kaderle ilgili şöyle yapayım. Şöyle bir şey düşünün. Yani sistem şöyle çalışıyor gibi düşünün. Hani şimdi kader, kaza meselesinde.
Şimdi tabii bu muallak kader, mutlak kader. Aslında onu daha istersen bir sonraki programı biraz kitaptan okursun. Çünkü ben yine çenem açıldı, olaylar başka yerlere de girdi. Yani sistem biraz şey oldu ama kader konusu çok önemli. Şunu unutmayalım. Her an şimdi önümden sayısız olasılık geçiyor. Yani ben bugün şöyle bir şey yapabilirdim. Ben bugün yani koronadan da kimse bir yere gidemiyor ama de ki ben gittim saçma sapan bir yerde vakit geçirdim. Tamam mı? Şimdi ben kaderimi inşa ediyorum bak farkında değilim. Ama geldim burada dedim ki ya hizmet yapalım dedim değil mi? İlk ayıma zaten çok özlemiştim. Hani ne kadar biz görüşsek de yayın yapmayı da özlemiştim. Dedim ki ya ilk ay sen hizmet edelim ya. Bu bizim hanemize giriyor. Benim anamın babamın sülalemin hanesine giriyor. Yani defterleri açık oluyor bu konuda. Çünkü seni salihan ben Allah'a davette vesaire de. Şimdi bu yaptığım seçim o kadar olasılıklar arasında benim kaderimi şöyle düşün, bilgisayar düşün. Deniz bunu seçti, İlkay bunu seçti. Bundan sonraki etap bu. Başka bir tarafa yöneltiyor. Çünkü burada mesela sayısız insana sen işte yarın belki dua edecek, işi yoluna girecek, sana Allah razı olsun diyecek, o olacak, bu olacak, bir şeyi idrak edecek. Anlatabiliyor muyum? İşte sen kaderini inşa ediyorsun. Ama şöyle bir şey düşünün. Ben şimdi sana bir film hediye ediyorum. Film, mesela Inception'ı hediye ediyorum. Diyorum, ilk ay diyorum, bak CD'si bu. Inception. Şimdi bak, Allah katındaki kader o CD gibi yazılmış, bitmiş. Film çekilmiş yani. Bitmiş. Ama sen o bilgisayara koyduğunda bir lineer bir sırada izliyorsun değil mi? Filmi. İşte insan katındaki kader o lineer sırada işliyor. Allah katında film bitti. Allah senin neyi seçeceğini biliyor. Ama bu şu demek değil. Allah biliyorsa, ya niyeyse bizim insan da şöyle diyor. Ya Allah biliyorsa ben zaten cehenneme gideceksem niye cehenneme gidiyorum? Belki de sen evliya olacaksın. Yani niye kendini nefsinin seni böyle kandırmasına izin veriyorsun? O yüzden işte o lineer yürüyen film esnasında çekilmiş filme levh-i mahfuzda belli olan hani o hafıza kartındaki tak ben müdahale ediyorum. Diyorum ki ya ben bugün öyle bir şey yapacağım ama böyle bir iyilik yapayım diyorum. Ve zaten aslında o müdahale burada biliniyor. Çoktan girmiş sisteme. Çünkü Allah katında zaman yok, an var. Her şey oldu bitti. Çekilmiş film. Sen ama bilgisayarından lineer olarak izliyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte kader benim zaman algımda çekilmiş bir filmi lineer olarak izlememle aynı şey. Ama online olarak müdahale edebiliyorum. Ama o müdahalemde o çekilmiş filmde zaten yer alıyor. Şimdi dolayısıyla... Kaderin değişmesi bile kader mi? Evet. Diye bir şey tabii var. Tabii. Net. Efendimizin hadisi bu aleyhissalatü vesselam. Şimdi ama bu şu demek işte kaderin değişmesi bile kaderdir. Çünkü sen de o olasılıklar içinde. O varsa. Şimdi ben bak mesele şudur. Ben yine teyzemden örnek vereceğim. Yani çok seviyorum, özlüyorum zaman zaman. Mesela şimdi biz sonuna kadar çabayı koyduk. Her konuda yani. Hayırlarımızı yapmak, hizmetimizi yapmak, hani işte doktor bilmem ne. Ne oldu? İşte o atladı benim kedi de gelmek istiyor yayına bu arada. Ne oldu? En son bak stenti kaydı yani. Mesela çok iyi gitti. Sonra o yüzden tekrar aynı yerden bir ameliyat olmak istedim. Bak şimdi sen çabayı koydun. Her şeyi yaptın. Çünkü ben ne diyor bak tırnağa yani sonuna kadar peygamberimiz hani aleyhissalatü vesselam sonuna kadar ısrarcı olacaksın duanda. Ama sonuç oldu. O mutlak kaderdi. O öyle irade edildi. Ve bunun iradesi de şöyle. Senin hayrın için, toplumun hayrı için, o evinden evinin önünden geçen karıncanın hayrı için bile Allah onu düşünüyor. Çünkü belki teyzem oradan yürürken daha uzun ömrü olan bir karıncaya basacaktı. Bak bunların hepsi düşünülüyor. Sistemde düşünülmemiş tek bir kalem yok. Onun hayrı için, en güzeli için o dönem bitmesi gerekiyor. Bitti. Çünkü Allah merhametlerin merhametlisindir. Ve olan her şey rahmet dahilindedir. Tekrar eder misin İlkay? Allah'ım. Allah'ım. Biliyorum ki. Biliyorum ki. Zaman zaman acı olarak da görsem. Zaman zaman acı olarak da görsem. Dert olarak da görsem. Dert olarak da görsem. Sıkıntı olarak da görsem. Sıkıntı olarak da görsem. Olan her şey. Olan her şey. Benim lehimedir. Benim lehimedir. Ve rahmet dahilinde, rahmetin dahilindedir.
ve rahmet dahilinde. Rahmetin dahilindedir. Rahmetin dahilindedir. Ben senden razıyım. Ben senden razıyım. Sen de benden razı ol. Sen de benden razı ol. Göremediğim zamanlar için beni affet. Göremediğim zamanlar için beni affet. Gösterecek dostlarını bana yönlendir. Gösterecek dostlarını bana yönlendir. Hatalarım için. Hatalarım için. Affet. Affet. Cehaletime ver. Cehaletime ver. Beni çok sevdiğini biliyorum. Beni çok sevdiğini biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Hep burada kalalım inşallah arkadaşlar. Yani bunu unuttuğumuz zaman birbirimize bunu hatırlatalım. Ve hep kendi iç cihadımızla uğraşalım. Çünkü biz aslında en büyük haksızlığı Allah'ımıza yapıyoruz arkadaşlar. Buna emin olun. En büyük nankörlüğü, haksızlığı Allah'ımıza yapıyoruz. Gerçekten inanın değmez. 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 Peki i̇şte bir şey soracağım. Kitaptan tam hem biraz şey toparlanayım dur. Toparlayacağım şimdi. Canım için diyor yıkıyamam. Gerçekten o yıkıyamam. Anne. Canım annem. Çok seviyor seni biliyorsun. Ben de onu ellerinden öpüyorum. Şimdi kitapta Deniz, sen bir seminerdesin. Bir kadın kalkıyor ve bir olay anlatıyor. Evet. Eşi oğlunu öldürmüş. Evet. Bu kader miydi diyor. Şimdi herkesin aklında benzer sorular geliyor. Mesela 3 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğradığını okuyoruz. Ne bileyim ben, türlü şeyler hayatımızda yaşıyoruz. Peki hani Rabbimin gücüne gitmesin ama şöyle bir şey geliyor. Bu nasıl kader? Bu da mı kader? Niye o masum oldu? İşte bir baba niye evladını öldürdü? Hani anlamak için, anlaşılsın diye sorsam. Ya şöyle bir şey var. Canım benim. Şimdi bak. İki mesele çok önemli. Bir, yaşadığımız her şeyin aslında ilahi bir rüya olduğu. Yani bunu anlamazsak kalbimizin mutmain olma ihtimali çok düşük. Çünkü şundan dolayı ben neden hani yırtınıyorum, ilahi bir matrix'teyiz. Hani bu ilahi bir simülasyon. Hani insanlar çünkü dünyada simülasyon teorisi şimdi son dönemlerde konuşuluyor. Ama adamlar tabii simülasyon yani işte paralel evrendeki çocuğun bilgisayarındaki oyunu hani oyunun içindeyiz gibi algılıyorlar. Yani gerçekten buna inanmaları bile çok ilginç. Ama bu aslında Allah'ın bir ilahi simülasyonu. Çünkü burada şöyle bir şey var. Şimdi diyor ki ben diyor kullarına zulmetmeyeceğini, Allah'ın kullarına, Allah asla kullarına zulmetmez diyor Kur'an'da. Allah kullarına asla zulmedici değildir. Tam tersi kendi üzerine merhameti yazmıştır diyor. Şimdi sen ama diyorsun ki yani diyorsun işte bir çocuk babasını işte onu öldürmüş hani bu niye oldu veyahut da hani kolay meseleler değil yani. Şunu bilmemiz gerekiyor. Mesela benim çok sevdiğim Ebru var bizim. O biliyorsun o çok böyle bizim gruptaki hayvanlardan sorumlu bakanımız o. Bizim ekipte. Ondan alıyoruz bütün haberleri. Hani hangi yerlerde nereye yardım etmek lazım, nasıl olmalı, neresi güvenilir falan diye. Şimdi Ebru diyor ki ya Deniz diyor ben diyor işte köpeğin yanına gittim kafasını ezmişler diyor yani hayvan ağlıyor diyor. Çıldırıyorlar yani kardeşlerimiz. Çok haklılar. Ve hatta bunun için hani yani bunun için maalesef Allah'ı suçlamaya giden yolları var. Hani bu burada haksızlar. Çünkü sistemin nasıl işlediğini anlamak lazım ama onları da anlatmak lazım yani. Çünkü onlar da bilmek istiyor. Onlar da Allah'a koşmak istiyor tüm kardeşlerimiz gibi. Hayvansever kardeşlerimizin de çünkü bu konuda çok soruları oluyor. Çünkü çok değişik vakalara rastlıyorlar. Biz de çok uğraştığımız için bunlarla. Hayvanlara tecavüz vakalarıyla neler uğraştık yani. İnanamazsın son derece düzgün görülen insanların ne kadar aman yarabbi olabileceğine yani ve gerçekten hani orada
inan ki sürekli kendime şeyi hatırlatıyorum. Bu bir rüya, bu bir rüya. Benim şu an doğru davranmam lazım. Hani doğru bir şekilde onu sevk etmem lazım. Hani hukuka sevk etmem lazım. Çünkü insan gerçekten çığırından çıkacak noktaya gelebiliyor yani. Çünkü bu kadar vahşeti gördüğün zaman. Ama işte diyorum ya, bu şöyle bir şey. Bir, Allah asla kullarına zulmetmez. Bu telkini kafamızdan unutmayalım, kafamızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Bu ayeti Allah asla kullarına zulmedik değildir. Allah kendi üzerine merhameti yazmıştır. Bu ayeti, böyle durumları gördüğümüzde önce bu ayeti hatırlayalım. Tamam mı? Hani Allah'ım neden bu, nasıl oldu, nasıl izin vermiş? Çünkü bu sisteme giriyor ve o işte orada haksızlık var. Çünkü ne olursa olsun şöyle düşün. Gece rüyanda bunların hepsi oldu. Bunların hepsi rüyanda oldu. Böyle düşün. Olayın aslı bu. Fakat sen o rüyayı o kadar gerçek gibi, hadi sabah bir kalkarız. Suratını tokat yemişsin. Yüzünde bir acı hissedersin rüyanda yediğin. Koşmuş koşmuş terlemişsin. Korkmuşsun, sevdiğin birine bir şey olmuş. Öyle kalkmaz mıyız bazen? İşte bu rüyada o kadar gerçek hissedilen bir rüya. Dolayısıyla bu şöyle bir şey rüya. Bunun Allah'a olan rızanı bozmaması için şunu hatırlaman lazım. Çünkü uyandığında, hani inşallah ölmeden önce ölürüz ama eğer ki o şekilde uyandığında bunların hepsinin bir rüya aleminde yaşandığını ve senin o rüya aleminde bir seçimler silsilesini yaptığını, kimsenin canına acımadığını fark edeceksin. Ama şu an çok gerçek hissediliyor arkadaşım. Ve aynı zamanda bu rüyada müdahil olman isteniyor. Yani şu değil. Kardeşim nasıl rüya ya? Aman hepsi rüya. Böyle değil yani. Böyle değil yani. Yani bu rüyada yaptığın her şey uyandığındaki sonsuz hayatını belirleyecek. Bu öyle bir rüya. Ben sana diyorum ki İlkay, gece yat. Rüyanın ilmi vardır biliyorsun İslamiyet'te. Yani bu çok önemli bir ilimdir. Gece yat İlkay. Sen birkaç saniyelik bir rüya göreceksin İlkay. O rüyada sana seçimler sorulacak. Kötü şeyler göreceksin, bir şeyler göreceksin, canın acıyacak ama onlar da hep doğruyu seç İlkay, olur mu? Ve doğrunun üzerine yürü. Müdahil ol. Yani iyiliği emret, kötülükten men et. Tamam mı? Ama önce kendi içsel dengeni de kur. Yani kendini de sürekli nefsini zaptıraptan. Tamam Deniz diyorsun. Gece yatıyorsun. Rüyada geliyor sana. Çocuğa tecavüz oldu. Ne yaptın? Vay. Vay ahlaksızlar mı yaptın? Gidip tecavüzle ilgili vesaireyle ilgili direkt toplumsal bazda hareket ettin mi? Mesela tecavüze uğramış kadınlarımızın, mesela bizim ekiplerimizde, mesela Bursa'da var kardeşlerimiz, selam olsun buradan, bir tane kardeşimiz var bizim, Burcu. Düşün, rahim kanseri teşhisi konuluyor. İflas ediyorlar aynı süreçte. Gidiyor diyor ki, ya diyor, hocalar hep bunu söylüyor. Deniz hocalar şunu söylüyor diyor. Hizmet edersen diyor, Allah senin dünya işini kolaylaştırır diyor. Gidiyor tecavüz mağdurlarına yardım etmeye başlıyor. Ve vergi rekortmeni oluyor ve rahim kanseri geçiyor. Şunu biliyor musun? Sen çünkü artık benlikten kurtuldun artık. Yani artık bu zaten bilimsel ispatlı bir şey. Telomerler üzerinde bile etkisi var. Senin yaptığın telomerlerini uzatıyor. Yaptığın hizmet, başkası için karşılıksız yaptığın hizmet senin telomerini uzatıyor. Kansere karşı seni koruyor. Sağlığını, immün sistemini geliştiriyor. Beynini geliştiriyor. Bakar mısın? Allah'ın sana yap dediği şeylerin arkasındaki bu ilmi ve bilimsel şeyleri gördüğünde artık sen o ne derse sorgulamıyorsun ya. Allah böyleyse böyledir yani. Şu an ben anlayamadığım bir şeyse de o böyleyse böyledir. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun bir rüya olduğunu unutmadan, müdahil olacağını da unutmadan. Yani tamam, bu bir rüya, yansın ya ormanlar ya, nasıl rüya değil yani. Ne yapsın? Kime ne yaptın? Hangi ev size vesile oldun? Kaç tane ağaç diktin? Bunun olması için ne yaptın? Bunların hepsi duadır. Sizin o hani beğenmediğiniz insanlar var ya, işte bu acaba işte ibadet etmiyor ki, bu zaten bilmem. Sen bilemezsin. Allah katında o kadar çok insanın yüzünü güldürmüştür ki Allah karar verir kardeşim. Kardeşim karar Allah'ındır ya. Senin değil yani. Sen koymayacaksın cennete cehenneme. Sen kendi hiç kimseye faydan yok. Kendine iki tane dua edip kibre kapılıyorsan sen ne insanlarına hizmetler veriyor sokakta biliyor musun? İşte bir çocuk buna uğradığında ne yaptın? Ne yaptın? Çaba koydun mu? Allah bunlara bakıyor. Çünkü bunların temelde Allah o çocuğu elletir mi ya? Ama bu rüyada işte bu o kadar da gerçek hissediliyor. Yani bu böyle yani. Bak biz bunları bildiğimiz halde acı çekiyoruz. Bak, biliyoruz. Allah'ımdan asla rızamda bozulma olmuyor. Biliyorum.
Ama canım acıyor. Çünkü öyle de bir şey bu. İkilik halindeyiz çünkü. Yani öyle de bir şey biliyorsun, ediyorsun. Buna rağmen canın acıyor. Yani benim hep verdiğim bir örnek var. Teyzem böyle yatakta zıplıyor böyle. Tahta karın diye bir şey oldu zannetmişlerdi. Hiç unutmam Dursun abim, canım. Neslihan'ım. İşte Sena vardı yanımda, Pınar'ım. Ben hastanedeyim. Zıplıyor önümde. Bütün hastane teyzemin üstüne abandı, tamam mı? Çünkü yani o kadar korkunç bir şey ki görüntü görmen lazım. Ben şöyleyim. Hazır bilen bir şeytan misin? Arhaman, elhamdülillah, Rabbilen, Arhaman, Rahim, Allah'ım, Esra'yla, Seyyidina, Muhammed, ve Seyyidina, Amin, İbrahim, Muhammed. Bu bir rüya Allah'ım. Ben senden razıyım. Bu bir rüya Allah'ım. Lütfen onu şifalandır. Bu bir rüya Allah'ım. Çünkü öyle bir travmayı başka türlü... inanır mısın? Yani normal şartlarda bu kadar travma yaşamış bir insan olarak gerçekten insanın ya yaşama ihtimali yok. Hepimizin çok travması var bir de. Yani bazı insanların daha fazla var ama yani şunu demeye çalışıyorum. Bunu bilmek, bu bilgiye sahip olmak senin Allah'a olan güveninde sapmaya izin vermiyor. Allah çünkü o hayvanın kafasını ezdirmez. Peki diyor şimdi mesela Ebru, diyor ki o zaman Deniz diyor yani niye inmiyor diyor. Diyorum ki bak onun merkezi sinir sistemi senin merkezi sinir sistemi gibi bile değil. Sen onun çektiği acıyı kendi sisteminle empati kuruyorsun. Ama şunu bil ki Allah ona onu hissetmiyor, hissettirmiyor. Fakat bundan emin ol, bu bir rüya. Fakat şunu deniyor bak. Allah şunu görmeni sağlıyor. Sen hayvanı gördün. Ne yaptın? O hayvan ağlamasa duyacak mıydın? İnliyor, duydun. O seni harekete geçirdi. Gördün mü? Ve senin belki de hayatında büyük bir kazayı geçirmemenin sebebi o hayvana yaptığın hizmettir. Yani Allah kendi kuluna zarar verilmesine izin verecek. Şurada sen komşunun arabasına zarar versen anda seni dava eder. Ha, Allah'ın vergi memuru var, şey, hukukçusu var, anayasa mahkemesi var, Danıştayı var, Yargıtayı var. Allah'ın yok mu ya arkadaşlar? Allah'ın bütün sistemdeki her şey Allah'ın kulu ve Allah'ın ordusu. Allah'ın malına zarar vereceğine o da izin verecek. Hayır. Öyle bir şey yok. Bu rüyada bu gördüğün, şahit olduğun şeye karşı ne yaptın? Sen Allah'ın ne yaptığına takılma. Neye izin verdiğine takılma. Çünkü bu bir rüya. Uyandığında eyvah dediğin yer. Hani o Kur'an'da o hani ah 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 dediğin yer var ya. Allah merhametlerin merhametlisidir. Net. Bunu söylemiş. Mesele sende. Ne yaptın? Allah ne yaptı diyeyim. Allah'a Sen böyle bir zaman ceza veren, onu buna çarpan ya yani bunlarla büyüdük zaten. Bunlar yüzünden insanlar Allah'tan kopuk zaten. Allah deyip de her şeyi yapan insanlar yüzünden insanlar Allah'tan kopuk. Ben hiç kızmıyorum insanlara. Anlatacaksın ve sen eğer Allah'tan bahsediyorsan en azından kendi kusurlarını değiştir, yani dönüştürmeye çalışacaksın. Allah'tan bahsetmeye yüzümüz olsun değil mi? evet. Yoksa adam der ki bu da Allah'tan bahsediyor. Ben bakıyorum böyle artık o gün Asiyem şey diyor. Mevla şimdi o gün bir yere girdik. Şimdi şöyle bir şey söyledi. O kadar güzel bir şey söyledi ki. Ya hepiniz dedi bakın dedi oradaki insanlara hepiniz Mevlana Hazretleri'nin sözlerini paylaşıyorsunuz değil mi? Ama dedi hiçbiriniz öyle davranmıyorsunuz. Ne güzel bir şey ya. Ceydan da hep bunları söyler. Canım Ceydan. O da hep bunları söyler. Yani söyle söyle lafta lafızda kalan şeylerin hiçbir önemi yok. O yüzden de yani diyorum ya ben onun için zaten bazen de konuşmaktan çekiniyorum. Çünkü kendi içimde hani yapamayacağım hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Veya yapamadığım bir şeyi. Ve nefsimin oyunlarına da bildiğim için hani ilmi olarak bilmek çok önemli bir şey. Korkuyorum ya. Sen bunu acaba söylüyorsun da sallıyor musun? İşte samimi misin falan. Sürekli böyle bir şey var içimde. Sürekli şöyle bir yargıç var. İşte samimi misin? He. Falan. Sallıyor musun yani? Ya ne tatlısın ya. Gerçekten öyle. Öyle Ya misin? tabii yani ya onu bana Allah'ın yaptığını düşünsene. Ben kendi kendime yapayım da bari. Yani Allah bana yapmasın öyle bir şey. Ne kadar utanç verici yani. Bak. Hayanın aslı nedir biliyor musun? Allah'tan haya etmek. Sendeki asli varlığın hak olduğunu unutmaktan haya etmektir. Unutmaktan utanmaktır. Sendeki asli varlığın hak olduğunu. Şimdi bu hayvanlara tevessül eden yani hayvanlara cinsel şekilde yaklaşan insanlar
hayvani benliğinde, hayvani ruhunda yaşayan insanlardır. Onlar insan değildir yani. Bunu da bilelim. Bir hukukçu, master'ını yapmış, çok ünlü bir söz müzik yazarı ama bir Allah sevdalısı, bir araştırmacı yazar. Allah'la baş başa olmanın zevki var ya, Allah'ın seni duyduğunu, anında cevap verdiğini, her an seni koruduğunu bilmenin böyle bir bunun zevki, mutluluğu, güveni hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu rüyada yaptığın her şey uyandığındaki sonsuz hayatını belirleyecek. Bu öyle bir rüya. Artık kıyametin ucunun ucundayız yani. Dolayısıyla bence herkes bir dönsün aynaya, kendine baksın. Haydi kalk, duanı et, kaderine yardım et. Bize biraz kaderi anlatır mısın? Ben dua ediyorum, olmuyor. Bak, dua etsen olur. Sen samimiyetle Allah'tan bir şey istesen, Allah vermezse var ya, gel yani hizmet tükür. Bizim talip olduğumuz şey benliğimizden yok olmak. Çünkü benlikten yok olmadıkça, benliğini yok etmedikçe ikilikten çıkamazsın. Ve buradayken tevhide ulaşamayan kişi, buradayken hayvani bilincini, hayvani benliğini aşamamış kişi zaten vah haline. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Hep burada kalalım inşallah arkadaşlar. Bunu unuttuğumuz zaman birbirimize bunu hatırlatalım.